bahsettiğimiz yabancı sermaye bu şekilde pek formül Türk işçi sermayeden tanımlandığını ödemek istemiyorlar. Buna karşılık şeyi de Türk işverenleri de buna destek vermiş durumdalar. Ve bu plan tanımlandığı fonunu bu nedenle çıkarmak istiyorlar. Plan tanımlandığı fonunu geçmiş dönemde yasa çıkasaya kadar olan şu anda çalışan işçilerin plan tanımlandığı için işverenler Maliye Bakanlığı'nda fon istedi, para istedi. Bize dediler, Türk işçilerin şu ana kadar olan tazminatlarını ödeyelim. Bir geçmiş dönem tazminatları sıfırlansın ama faizsiz versin hazine bize bunu. Zaman içerisinde biz onları geri iade edelim denildi. Maliye Bakanlığı bunu kabul etmedi. Bu şekilde kaldı. İşverenler geçmişi sıfırlayıp yeni fonla beraber görülmesini istedi. Bu ters dönünce işverenler sadece kıdem tazminat fonunun güç olarak gösterildiği tarzını görmüyoruz. Bu 3-14 günlüğünde karşılık veriyor. 30 gün karşılığı olan fon 14 gün karşılığına denk gelmiş oluyor. 8.5 diyelim ona, 8.5'lık oran olur ise sizin bugün almakta olduğunuz kıdem tazminat tutarınızı yakalamış oluyor. Bu da onların işine gelmiyor, işverenlerin işine. Maliyeye onun için baskı yapıp mümkün olduğu kadar aşağıya çekmeye çalışıyor. %3-4 diye tartışma bu konu. Ayrıca işverenler işsizlik fonunu kaldırılmasını istiyor. Bununla beraber, ikisi beraber yani işsizlik fonu ve tazminat fonu bize yük getirecek diyor. Onunla bunu birleştirelim gibi bir hava var. Bu ortalıkta dolaşan laflar bu şekilde. Bu nedenle fon bir türlü çıkamıyor, hesaplar tutmuyor. Biraz da sendikalarda bastırıyor. 30 günlük olan tazminat yarıya iniyor diye. Böyle bir problem var. Sizi sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Programda duyurulan listede belirtilen yıllık izin ve fazla mesai vakit olmadığı için anlatamadım. Özür dileriz. Bir başka seferi diyelim onlara. Bir izinde aynı kıdem tazminatı gibi birinden önce 65 günü doldurmak şartıyla fiili çalışma günlerini esas alarak veriliyor. Yıllara göre kademeli biliyorsunuz. Fazla mesaide 45 saati aşan durumlar. Sözleşmeyle eğer 40 saati edilmiş ise 5 saati fazla çalışma olur ise 40 saat çalışırken 5 saati fazla çalışma değil. Evet, onlarla çalışılmış ise 40 saat uygulaması yapılırken 5 saat çalışılmışsa %25 zamlıyor. 45 saatin üstünde yine çalışma devam etmiş ise 45 saatin üstünde %50 üzerinden değerlendirilerek ücretlendirilmiş oluyor. Esas ağırlık onlarda. Fazla mesai yanlış dikkat edip özellikle bu gece öğretmenine akşam 19'da alır, ertesi gün 08'de teslim etmelerinde durum var. Bakın, burada 19'da alıyor, ertesi gün 08'de bırakmış oluyor. Saat olarak bazında 2 gün karşılığında yapılmış oluyor. İşçilerin buna değişik hesaplıyor. Onları da bir başka programda anlatırız. Her şey için teşekkür ederiz. Sağ olun var. Değerli arkadaşlar, üstadımızın bahsettiği gibi biraz daha konularımız var ancak zamanın yetersiz olması nedeniyle değinemedik o konulara. Ancak arkadaşlarımızdan gelen bir soru varsa hazır üstadlarımız buradayken birkaç soru alıp cevaplayabiliriz diye düşünüyorum. Aklınızda olan bir şey varsa hazır yakalamışken soralım. Ben bir fazla çalışmayla ilgili bir şey anlatayım. Peki. Soru gelirse. Şimdi yeni biliyorsunuz Yargıtay'da da daireler de değişti. 7. hukuk dairesi de artık iş davalarının ilişkilerine bakmaya başladı. Çok yeni bir karar. Eğer diyor işçi asgari ücretle çalışıyorsa sözleşmesini 270 saat fazla çalışma dahil diye koyamazsın diyor.
Bir de başka bir şey var, biliyorsunuz bu tespit davalarında vesairede müdüre dair asgari ücret veriyorsunuz. Ondan sonra diyorsunuz ki bu iş yerinin müdürü. Yani bir yargıç bana açık ve seçik olarak dedi ki ya bir müdür diyorsa asgari ücretle çalışıyorsun dedi. Yani bunu da pek kabul etmiyorlar. Özellikle asgari ücret konusunda dikkatli olmanıza yarar. Üstad 270 saatin üstünü ücret olarak evet. 270 saatin üzeri yani normal çalışmalarda sözleşmeye özellikle Türkiye'nin sözleşmelerinde vesairede diyor ki 270 saatin üzerinde çalıştığın fazla çalışma, 270 saate kadar çalışırsan fazla çalışma değil diye böyle bir hüküm var. Ve bu da geçerli eğer tarafta imzalanırsa. Ama maaşı dediğim gibi 2000-3000 vesairese. Bir de primlerle ilgili bir şey var pazarlamacılar için. Eğer diyor primle çalışıyorsa, atıyorum asgari ücret artı primle çalışıyorsa fazla çalışma isteyemez gibi bir şey var yani dedim. Ama bu da bir yine tartışmalı. Yani asgari ücret artı prim ama siz yazılı bir takım belgelerle işçiyi fazla çalışmaya zorluyorsunuz. Orada da hepsi 270 saat meselesi geliyor. Teşekkür ederim. Peki, çok teşekkür ederiz. Başka bir soru var mı arkadaşlar? Peki. Hadi pardon. Şimdi şunu sormak istiyorum. Şimdi sizin elinde 1-3 saatlik izin var. Onu biz birleştirerek haftalık olarak kullanabilir miyim? O yasal şey yapabilir miyim? Bir de mesela benim iş girişimden anlaştığı bir yıl olarak. Yani bir yılın hepsi işe başlamadan kullanabilir miyim? Kullanırsa eğer bayram tatilleri, resim tatilleri kullanacak mıyım? Bununla ilgili yaşadığım bir şey var. Neyi kullanırsın? Süt izini. Süt izini. Ben toplu olarak kullanılamaz diye okudum çünkü çocuğu önceden besleyemez. Aynen dedi. Ama şu anda bütün her yerde İstanbul şartları mesela büyük bir buçuk saat nasıl gidecek, emizilecek, gelecek, ne olacak? Haftalık kullanılır mı? Söz konusu. Yapan için çok kişi var onun. Şimdi mevzuat buna müsaade etmiyor. Abi şuna bir fırsat vermiş durumda. İşçi işveren anlaşmış ise İkisinin rızası var ise kabul ediliyor. Bu şekilde uygulama yapılıyor. Ormanlarda örneklerde arkadaşımız zaten. Sadece kafanıza göre değil diyoruz. İşçi işveren anlaşmış ise bu yazılı ise şunu söylemeye çalışıyoruz. Ne olursa olsun hep yazılı olsun sözleşmeli gibi. Bunu da kalem alınsın diyor. Talep etsin, işveren kabul etsin, özgür prosesinde saklansın, ne halde ki dava konusunda hazır olması için. Mevzuatta yok, ancak özel olarak anlaşmalı şart halinde bir durumda. Evet, mesela bir üniversitesinde 6 aylık olayda da anlaşma şartı var. Mevzuatta yok aslında. Bu şekilde bir olay var. Resim tatiller halisi yok. Zaten haklı bir nedeni olmuş oluyor. Haklı bir izin hakkı olmuş oluyor. Onun için üstünde çalışıyor. Üstüne ekledim ona. Yalnız ama iş müfettişine daha iş müfettişi bu konuyla ilgili inceleme yaparsa o işçi işveren arasındaki anlaşmayı da kabul etmez. Çünkü o diyor ki ben yasaya bakarım. Mevzuata göre diyor. Mevzuat der ki diyor. O çocuğa... Ama o kadar da meslekte seni koruyorum o kadar kadar değil. Yok yok ya ama yani şikayet konusu olursa o konuda iltimas yok. Yani. Onun şikayet konusu şöyle oluyor. Arkadaşlar. Ama anlaşmada zaten şikayet edilmiş. Ayşe'ye verdi. Ben Fatma'yı bana Fatma olarak vermedi dediğinde işte bir anda evet, o Ayşe o zaman kişisel ayrım meselesi oluyor. O zaman meslektaşımız evet, bir harika bir cezası uygulayacak. Yıllık ücretli izinlerde mutlaka işveren ispatlama. Buyurun ya. Biraz konudan daha farklı ama ben 2008'den önce bir şirkette sigorta olarak çalışıyordum. 2008'den sonra bir anı şirkette yönetim kurulu başkanı oldum ve çalıştığım şirkette kendimi sigorta olarak göstermeye başladım. Ondan sonra bir dönemde demeklilik için müracaat ettim. Müracaat ettim. Bana dediler ki kendi yönetim kurulu başkanı olduğum şirketteki sigorta primlerini sigorta primlerini sayılmıyorum. Bağkur için
sigortalı olarak şirket sahibi olduğun şirketler sigortadan paramı alabilecek mi? İşveren olarak alabilecek mi? Hem çalışan olarak hem işveren olarak. Şimdi bir kere 1 Ekim 2008'den sonra mevzuat değişti. 3 grup bir çatı altında toplandı. Bu 5510 sayılı yasayla anonim şirket eşitlerinin hangilerinin bağ kurulu sayılacağı belirlendi. Bunun içinde siz o durumda hataya düşmüşsünüz. Sigortada çalışırken şirketleri kurmuş olsaydınız ve spor dalınız devam etmiş olsaydı bu problemle karşılaşamazdınız. Maalesef bu böyle. Bir de size şunu öğreneyim. İlk işe girişiniz hangi tarih? 99'dan önce mi, sonra mı? Önce. Tamam. O zaman son 3,5 yılınızı sigortalı olarak gösterirseniz, yani 1260 gün SSK'da gözükürse SSK'dan emekli olursunuz. Aksi halde Bakırsın'da bir tane davetsiniz. 4 tane sigortalı olmuyor, emekli olabiliyor. 4 tane sigortalı olabiliyor. O zaman hizmet değil mi? İktira davası açacaksın. İktira davası. Parayı geri alabilecek miyim? İşveren olarak ya da çalışan olarak. İktira davası açacaksın. Ses kümünlerini bak bugüne zaten çekiliyor. Onu oraya saydırabiliyor. İktira davası açacaksın. Biraz bir şey söyleyeyim. Meslek mensubuysa zaten o da hemen eski. Arkadaşlar bekletmeyelim de arada konuşalım sizinle. Arkadaşlar çok teşekkür ederiz. Sosyal medya konuları çok derinlikli konular. Bu kısa zaman içerisinde bize değerli bilgilerini, bizimle değerli bilgilerini paylaşan Sayın Yılmaz Aydiner Hocam Üstadım'a ve Vedat İlkil Üstadım'a ve Sosyal Güvenlik Akademisi'nin diğer emek verenlerine çok teşekkür ediyoruz. Bugünün anısına Sosyal Güvenlik Akademisi'ne Yılmaz Bey'in nezdinde bir biz teşekkür ederiz. Mesleğe arkadaşlar, mesleğinin adına kabul ediyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Bir de buraya alalım başkanım. Sizler de gelin. Tabii. Evet, toplu bir resim alalım zaten. Arkadaşlar, daha bakan toplu bir resim alalım. Üstelik bu size emanet.